Türk halkı geldiği noktada, geldiği aşamada geleceğini tayin edebilmek için geçmişte yaşananları tarih bilinciyle egemenlik temelinde bir anlaşmanın burada kalıcı ve sürdürülebilir olacağını bir kez daha müşahede eder, bir kez daha hep birlikte lefkeden paylaşıyoruz. Kıbrıs Türk halkının Anadolu ile Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarının kopartılmasına biz asla müsaade etmeyiz. Bizim için önemli olan Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün yükseltilmesi, Kıbrıs Türk halkının egemenliği, varlığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımızın daha da pekiştirilmesi, daha güçlü, daha hissiyetli, daha onurlu, bizleri geleceğe güvenle taşıyabilecek bir ortamda milli birlik ve beraberimizi korumak, pekiştirmek ve ileriye taşıyabilmektir. Bir kez daha Anadolu'ya, bir kez daha Türkiye'mize seslenmek istiyorum. Onların acısı bizim de acımızdır. Yeni siyaset, yeni anlayış, iki devletin işbirliğiyle böyle bir anlaşmanın olabileceğini, ayrı bir halk olarak varoluşumuzun teminatını sağlayabilmek için sağlam, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşma. Dayanma bir çözümle bizleri federasyon çatısı altında Türkiye'nin etki ve fiili garantisinden kopartmaya çalışanlara seslenmeyi bir vazife bilirim. 47. yıl dönümünde bir kez daha şehitlerimizi rahmet, minnet ve sevgiyle anarken, gazilerimizi şükranla anarken, barış harekatının ikinci aşamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının belirlenmesinde bu kurtuluşun da ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.